Başta da gördüğünüz gibi o günü maalesef o odada kaldım. Peki neler oldu? Hadi izleyelim. Değerli dostlar, güzel insanlar, neredeyiz? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz baba bugün? Bosna Hersek'in başkenti olan Saraybosna'dayız. Bir yorgunluk var kardeşim. Hakikaten bir yorgunluk var. Ama insanlar kalabalık değil baba, selam. How are you? İyisin baba, iyi ol, iyi. Bir yorgunluk. Ha, tramvay da böyle gidiyor. Oğlum bu ne eski lan? Bu nasıl bir eski tramvay? Neyse baba. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız. Arkamda havalimanını görüyorsunuz. Havalimanına geldik. Burada tabi taksiciler hemen karşılıyorlar seni. Dedim ki buradan merkeze gideceğiz. Merkeze ne kadar? 35 dolar diyorlar ya. 35-40 dolar. Oğlum bu nedir lan 35-40 dolar? Yani kurnaz... Ya akıllı olacaksın abi. Ya 40 dolar verecek misin lan merkeze? Nedir yani? Şimdi şuraya gideceğim. Otobüse falan bineceğim. Abi çok abartıyorlar. Her yerde dolandırıcı var. Neyse. Arkadaşlar tabi... İzmir'den geldim ben. İzmir'den uçağımıza bindik. Saraybosna'da indik. Kaça geldim ben? 5-6 bin liraya falan geldim galiba. Dostlar, 8 ülke gezdim. En sevdiğim hava yolları Özbekistan Airways. Mükemmel bir firmadır. Yani sana yemeklerini veriyorlar. Efendime söyleyeyim. Kahvaltını veriyor, suyunu veriyor, çerezini veriyor, kekini veriyor, çayını veriyor. Ya her şeyini veriyor. Ama diğer firmalar, mesela az önce geldiğim firma Sun Express, gerçekten çok kötü. Bana göre kötü kardeşim. Bana göre kötü. Yani su bile, suyu bile parayla veriyorlar. Bakın ben bir tane su aldım. Yarım litre yakın bir su. Nerede? Abi bir tane su aldık. Yani yarım litre bile değil. 90 TL. Yani 2,5 avroya su parasını verdim. Mecburdum. Çok su almıştım. Yani o kadar firmayla geldim. Abi sadece... Özbekistan Airways gerçekten bence dünyanın en güzel hava yoluna sahip. Gerçekten ikramlarıyla olsun, davranışlarıyla olsun, gerçekten çok iyi. Onun dışında çok iyi değil ya. Ya AJet'le geldim, su bile vermiyorlar. Ya geldim işte Sun Express'le geldim, su bile vermiyorlar. Abi böyle olmaz ya. Benim ülkemin hava yolları daha güzel olmalı ya. Daha çok iyi olmalı. Tamam geliyorsun. Evet güzel. Uçakla güzel güzel geldin ama kardeşim su da parayla verilir mi ya Allah aşkına ya? Yani hiçbir ikram yok ya. Su ya. 2,5 avroya su aldım arkadaşlar. Neyse Saraybosna'dayız dostlar. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız. Daha yeni geldik. Şu anda saat 14 civarı. Taksiler beni şehir merkezine götürecekti. Bir hostel ayarlamıştım. 35-40 dolar diyor. Enayi miyiz lan? O kadar para verir miyiz 35-40 dolar? Şöyle diyelim. Bosna Hersek'in parası yani bir Bosna Hersek markı bizim 15-16 liramıza denk geliyor. Kur sürekli değiştiği için dostlar dolar diyeceğim. Yani bir Bosna Hersek markı yarım dolar. Hacı devam. 20 Bosna Hersek markı dedi. Dedim 15. Okey indirim. 15'e düşürdük. 15 yürütsem direkt kombak çarşı. Okey. Okey çarşı merkez. Merkez. Baba çok para alıyorsunuz ya. Çok para alıyorsunuz. Ne olacak bana ya? Bizim paramız mı değerli? Bunlar mı çok para alıyorlar arkadaşlar? Mostad, Sarajevo, Mostad. Mostad. Mostad, Travnik, Yalçı. Yes. Okey. I am YouTuber. Bosna Hersek'e geldik. Ya daha doğrusu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna. Sarajevo, Herceg Bosna. Yes, okay. Thank you, thank you. Tomorrow, the Herceg Bosna. Tomorrow, okay. Yarın diyorum. Herceg Bosna, Mosta. Mosta, ti. Oh. Ti Mosta. Ti Mosta. Saraybosna good. Da. No, thank you. Serin bir hava var. Baba klimaları niye çalıştırıyoruz? Hava gayet serin ya. Hava güzel ya, şey hala yaşıyor. Serin hava, serin klimaları niye çalıştırıyorsun? Neyse hava güzel. Arkadaşlar saat 14 civarı, hakikaten sakinlik var Saraybosna'da. Bakın böyle hep ormanlık içinde, hep ağaç içinde evler. Saraybosna burası, Bosna Hersek'in başkenti dostlar. Devam ki arıyoruz. Hostelimizi arıyoruz. Buralarda hostel var. Ama buranın nüfusu az gibi geliyor. Tabii nüfusu araştıracağız, bakacağız da. İnsanlar az. Finish. Finish kebap. Çarşıya. Çarşı merkez. Okey.
bir hostele geldik. Hacı, hostel böyle bir şey. Burada 4 kişi kalıyoruz galiba. Abi yani aslında kalınacak bir şey değil de yani bana da burayı verdiler. Hostel diyorsun. Paylaşımlı oda bu. Yani burada ne vardır baba? Dolap vardır. Buraya eşyanı koyuyorsun. O adam oraya eşyanı falan koymuş. Tuvalet burası. Banyolar burası falan. Yani aslında tavsiye Kutbay. Aslında çok da host. Evet. Böyle bir şey abi yani ne bileyim. Ulan kaçırmayalım. Ne bu? Sizden sit fan mıdır nedir? Gülüyorlar arkamda bu arada. Neyse hacı şunun. Abi işte buralar böyle. Ya nasıl ayarlamışlar? İşte giriyorsun birkaç tane yatak var her odada. Yatıyorlar. Abi hostel olayı ve hostel olayını hiç sevmiyorum. Ya. Rahat değiliz ya. Ufacık bir şey abi. Neyse. Burada da işte dolap var. Tamam mı? Her katta dolap var. Böyle millet eşyanı falan koyuyor. Dolap var baba. Gelip burada çayını yap işte kardeş. Kettle'ın burada. Ne bileyim baba. Tost most yapıyorsan bu da. Otur abi şuraya. Böyle bir şey. Yani hostelde kaldığımız hostel. Bir de buralar şeyde şifreyle çalışıyor arkadaşlar. Mesela bunu kapattın abi. Bana giremez. Bunun bir şifresi var. Bana şifre verdi kaçmış ya. 19. Ah, bak. Şifreyle giriyorsun böyle. Girdikten sonra çıkalım. Ne yapalım dostlar, biraz şehri gezelim, biraz şehri keşfedelim. Şehirde ne var ne yok ne bileyim ama hostel bu. Hostel Ferdinand. First Ferdinand, okay, thank you. Biraz dışarı çıkalım. Böyle abi hostel, yani çok da abartmamak lazım. Yani burada böyle şey var, danışma falan var. Burası da bu şekilde abi, yazın. Hello, how are you? Yazı falan var abi. Bu şekilde abi yani bize göre değil hacı. Bize göre değil. Odalar falan böyle. Buralar bize göre değil aslında. Hostel mostel olayı bize göre değil abi. Kıç kadar bir yer abi. 3-4 kişi kalıyorsun. Paylaşımlı oda. Niye paylaşımlı oda? İnsanlar niye paylaşımlı odaya geliyorlar? İnsanlarda para yok kardeşim. Para olsa niye paylaşımlı odaya gelsin ki? Değil mi dostum? Adam girer otel tutar ya. Ne verdik abi? 20 şey verdik. Ne verdik babacım, ne bileyim ya, ne verdik ya? Ha, 20 Boston markı verdik. Ne yapar 20 Boston markı? 10 dolar falan. 10 dolar ne yapıyor? 350 TL falan yapıyor. Selamünaleyküm. Çarşı merkez abi. Merkez çarşı, çarşı. Çarşı. Okey, okey. Acıktı kardeşim. Bir acıkmışız. Allah seni inandırsın var ya, çok acıkmışız. Şimdi Saraybosna'dayız, bir yemek yemeye bakalım. Bir yerde yemek bulursak yemek yiyeceğiz. Nereden bahsediyordum? Baba hostel bize göre değil. Zaten parası olan hiçbir YouTuber hostele hemen gitmez. Hosteller öyle lan. 3-4 kişi orada oturuyorsun, yatıyorsun. Çorap kokusudur, şudur budur. Ne oldu belli değil. Nedir baba ya? Ama odaya geçeceğiz. Yani bir otele geçmek lazım. Çünkü orada rahat değilim. Neyse ama bazen böyle paylaşımlı odalara da gitmek lazım ki niye abi? Abi o ortamı öğren. İnsanların ne zorluklar çektiğini bir öğren. Şu çöpleri de alın be kardeşim ya. Nedir abi? Alın şu çöpleri ya. Alın ya. Her neyse ne diyordum hacı? Abi böyle bir sakinlik var. Yani bir tarih kokuyor. Bir tarih. Bir Osmanlı döneminde kalan bir tarih var. Tramvaylar da gidiyor böyle baba. Haydi bakalım. Devam ki. Kendimizi böyle hemen Saraybosna sokaklarına attık dostlar. Demek ki bir ülkeye giderken ilk yapmamız gereken nedir? Sim kartı. Bir tane sim kartı alacağız hacı. Bir tane sim kartı aldıktan sonra ne yapacağız? Para bozacağız. Para bozdurduk. Buranın parasına ne dedik abi? Bosna Hersek markı yarım dolar. Bizim de paramızı 15-16 lira. Böyle turistler falan ne gelir abi? Abi dal. Dal bir şöyle bir dalalım abi. Bir şey yiyelim ya. Şöyle sokaklardayız. İlk günümüzde ne yapabiliriz? Bakalım dalalım. Önce bir sim kartı ayarlayalım. Sim karttan önce bir yemek yiyelim ya. Ya bu çocuğun yemek yemesi lazım. Kardeşim zayıfladık ya. Ah be kardeşim, her neyse. Devam ki acı. Şöyle kendini bir tarihi atmosferine attın. Ne kadar tarihi bir yer ya. Resmen tarih kokuyor dostlar. Bak şöyle hemen. Yeşilliği görüyor musun? Dağlara adamlar nasıl yeşilliğe önem veriyorlar. Şu yeşilliğe bak. Burada da gelmişler, oturmuşlar, bir şeyler yiyorlar. Devam. Çok lüks yerleri sevmiyorum ya. Sevmiyorum. O ne kadar güzel bir huyum var. O ilk gün videosu dostlar, tamam mı? İlk gün videosu. Böyle geziyoruz, bakıyoruz. Yani bakalım ne var, ne yok. Böyle insanların içine dalalım.
Baba yalnız buralarda bir kalabalık geldi ha. Şöyle dondurma önce bir yemek yiyelim. Dondurma mondurmayı boş verelim. Önce bir yemek. Evet. Hep yabancı kardeşim, hep turist. Burada ne var hacı, bir dalalım bakalım. Şurada ne var ya? Baba güzel. İnsanları geziyorlar hacı. Dondurma yiyenler var. Aman dondurmaya dikkat. Gidelim bakalım ne var ne yok. Şöyle dalalım. Bu da tarihi bir çarşı mı? Ne yazıyor baba orada? Gazı ya. Bir şeyler yazıyor. Okusunuz. Şöyle ya, köpek yasak bu arada. Çantalar, mantalar, hediyelik eşyalar falan fistan. Gözlükler de var. Bizde de gözlük var ama takmayacağım. Muhittin abinin hediyesi. Ha, evet. Tarihi bir çarşı hakikaten. Abi şuraya bir bakın bakalım. Güzel güzel. Biz sim kart ayarlayacağız. Kürkler, mülkler. Demek ki kışa doğru giderken bir kürk mülk de alın gitsin. Devam. Dostlar Hersek ile Türkiye arasında bir saat zaman farkı var dostlar. Neyle geldik abi? Uçakla geldik. Hangi firma? Sun Express. Hiç beğenmedim kardeşim. Kusura bakma. Hiç beğenmedim. Yani kardeşim suyu bile parayla veriyorsunuz ya. Baba bir su aldık. Yarım litreden az su 2,5 avro. Yani 90 TL bir su olur mu ya? Elini vicdanına mı koy be kardeşim ya? Hacı buralarda fena değil ha. İkinci el var ama burada orijinal varsa alacaksın kardeş. Varsa tabi. Ha ne diyordum arkadaşlar, şimdi 8. ülkem Bosna Hersek'teyiz. Ve saatler maatler falan. Şaka gibi ya. Saraybosna'dayız ya. Oğlum bu nasıl bir şey? Daha yeni geldik Saraybosna'ya. Geziyoruz abi. İnsanlar kalabalık böyle. Ne yapsınlar baba? Geziyorlar işte insanlar ya. Turistler yoğunluk var arkadaşlar. Happy birthday şeyim. Aynen. Aha bizim suya denk geldik ya dostlar. Bu bizim Hamidiye, bak Türkiye'den gelmiş. Şapkalar mamkalar falan. Alın kendinize bir şapka. Neyse yemek yiyelim hacı. Yemek yemek lazım ya. Aç oyun oynanmaz. Abi ne yiyeceğiz ya? Buranın neyi meşhur? Bunlar tarihi yerler dostum. Bize bir yemek verin, yemek. Bize öyle bir yemek verin ki. Ulan diyelim ki Saraybosna'ya geldik. Adam ne yemek verdi bize be? Şöyle kendimizi bu tarihi yerlere atalım. Biraz eskiye gidelim arkadaşlar. Osmanlı dönemine kadar gidelim. Ama bana göre bir sakinlik var ya. Nerede bu millet? Evet. İşte bu da galiba Bosna Hersek'e özel kıyafetler. Ne kadar kaliteli kıyafet kardeşim. Pamuk bu ya. Dur bakayım. Evet %100 pamuk. Güzel yani. Bak pamuk olması güzel. Demek ki kıyafet giyerken yapacağımız 3 önemli şey şudur. Ya pamuk giyeceğiz, ya keten giyeceğiz, ya da kotun giyeceğiz. Yün giyeceğiz. Bunlar önemli abi. Plastik giyme kardeşim. Ondan sonra üretiyorlar. Arz talep meselesi. Devam hacı. Böyle bakalım. Kupalar, mupalar falan. Dostlar hosteli de hiç beğenmedim. Hiç güzel değil. Kendimi böyle hemen dışarı atayım. Bu nedir lan? Kıç kadar bir yer lan. 4 kişi orada oturuyor. Abi olmaz be kardeşim. Şu paranın gözü kör olsun. Daha iyi yerlerde kalmamız lazım. Daha güzel yerlerde kalmamız lazım. Nedir abi? Yemek nerede yiyeceğiz? Tatlı matlı yiyorlar arkadaşlar. Bir yemek yiyelim abi. Şöyle bir kalabalık çarşı. Nerede bu güzel yemekler? Nerede yiyeceğiz biz? Dondurmalar falan fistan sale falan derken biz yemek arıyoruz abi. Canımız yemek çekiyor ya. Abi hep hediyelik eşyalar, çantalar, mantalar. Öyle bir o da var. Bize yemek lazım abi. Burada ne var abi? Arkadaşlar hakikaten benim bu gezim belli ki zor olacak. Çünkü zor olacak. Az İngilizce ile konuşuyorum. Çok zor olacak. Yer bulmak da zor. Oteller de çok pahalı. Çok aşırı. Bu ne lan? 3-4 bin lira otel mi olur lan? Bu iş, bu gidişat işi gidişat değildir dostlar. Evet. Biraz bu seyahat beni zorlayacak gibi geldi. Hakikaten çok zorlayacak. İlk günümüz. Böyle bakıyoruz abi. Ne var? Yemekler de hacı. Burada cami var. Bir namaz kılalım ya gelmişken. Haydan iyi müze. Girelim abi. Ne yazıyor? Gazi Hüsef.
bir Osmanlı tarihi var dostlar. Girdiğin zaman böyle oh bir nefis, böyle güzel güzel gezelim. Selamun aleyküm. How are you? Very good. What is your name? Traditional Bosnian clothing. Wonderful. See, what is your name? Erman. Erman, güzel. What is this? These are two museums that we have. Aleykümselam. One is for the architecture. Okay. And the other one is for handmade stuff from Bosnia. Okay. Thank you very much. Okay. Okay. Evet. Baba şu İngilizceyi artık öğren hacı. Bak bu olmaz. İngilizceyi biraz öğrenelim ya. Nedir abi? Tamam. Farsçayı biraz öğrendik. Kürtçeyi öğrendik. Kürtçeyi zaten biliyoruz da Türkçeyi öğrendik. Ama sen ol. Biraz İngilizceyi öğren. Baba çıkın orada. Ne var orada? Selamünaleyküm. Baba ne var burada? Selamünaleyküm. Burası müzeye kart 5 Mayıs. Ücretli. Ücretli? Evet. Do you speak Türkiye? Türkçe biliyor musun? Evet. Türkçe biliyor. 5 mark. Evet. 5 mark yaklaşık bizim neyimiz yapıyor? 50 TL'miz falan yapıyor. Yok. 75 TL falan yapıyor galiba. Burada ne yapacağız? Ne göreceğiz? Burada ne var? İlk medrese. Nerenin ilk medresi? Osmanlı mı? Evet. Osmanlı ilk medresesi. Tamam. Ne zaman kurul? Please. Please. Okay. 5 mark. I am from Türkiye. Tamam. Türkiye. Bosna Hersek kardeş. Evet. Evet, bizden param var, YouTuber. Vlogger. Vloggerlerden param var ya. Evet. Ama tanıtım yapıyoruz. Para alacak mısınız? Evet. Bizden de para alınmaz ya. Bizden alınır mı ya kardeş? Ben burada sadece çalışıyor. Güzel, okey. Evet. O su içiliyor mu? Hayır. İçilmiyor mu? Ha, çeşmelerde su içilmiyor mu? Evet. Ha, iç. Siz anlatabilir misiniz? Ben 5 mark versem anlatabilir misin? Burada, güzel olur. Burada film var, 10 dakika Türkçe'de. Film? Film. Hmm. Siz anlatmıyorsunuz, rehber ben değilsin. Ben sadece ticket. Ha, ticket yapıyorsunuz. Tamam, peki burada güzel yemek var mı? Ben çok acık, nerede yiyebilirim? Ya buraya gelmişken... Her yerde. Her yerde. Hayır, nerede burada mesela? Şu tarafta falan var mı? Şu tarafta. Var. Ne yiyebiliriz? Buranın güzel yemeği, meşhur yemeği nedir? Börek. Börek. Var mı bu saatte? Evet var. Tamam. Böreğin ismi ne? Saraybosna böreği mi? Kumpirişa. Evet. Kumpirişa. Çok teşekkür ediyorum. Bir yemek yiyeyim ben. Rica çok ederim. Yorgunum. Uçakla tamam. Geldim. Tamam. Sonra bakarız. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ama Türkçeyi burada mı? Nerede öğrendin Türkçeyi? Dizilerden mi? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Thank you very much. Peki Bosna Hersekçe teşekkür ediyorum. Ne anlamda? Nasıl? Havalla. Havalla. Valla. Kvalla. 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 Okey. Okey bro. Kvalla. Kvalla. Baba 5 Bosna Hersek markı diyor. Yani 5 Bosna Hersek markı ne kadar? 75 TL. Ama biraz konuşturduk. Videoya da atacağız. Baba ne yapalım ya? Kvalla. 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 Okey. Kvalla. Thank you very much. Ya bir namaz mı kılsak? Ne yapsın? Abi namazımızı kılacağız ya. Öbür tarafı da düşüneceğiz kardeşim. Bana kalırsa bir... Dur bakayım saatimiz kaç? Abi... Bir namaz kılalım, bir kendimize gelelim be kardeşim ya. Allah'a. Önce namaz kılacağız abi. Burada bir abdestimizi alalım. Abi selamun aleyküm. Su içiliyor mu? Kıvalla su içiliyor mu? İçilmiyor. Tamam, okey okey doğru. Bu da tarihi bir yer dostlar. Yani bayağı bir eski bir cami. Tabi Saraybosna'ya yeni geldiğimiz için kaç tarihinde kurulmuştu bilmiyorum. Yorgun argın geldik. İzmir'den yorgun argın Saraybosna'ya geldik. Bir yorgunluk var, bir bitkinlik var. Hala yemek yemedim ama ne yapacağız? Baba yapılması gereken önce bir abdestimizi alalım, bir namazımızı kılalım ya. Saraybosna'ya geldik. Bak saat de çok eski bir saat ha. Aha! Dur burada. Burada dur oğlum, burada dur. Tamam durduk hadi. Baba ne var burada? Allah Allah, inşallah. Bizim var mı baklavalar? Türkiye abi. This is Türkiye. Neyse bakarız hacı. Lokum lokum da satıyorlar. Nikah şekeri baba. Karıştırdık galiba. Ya nerede bu börek mörek yok mu be kardeşim ya? Allah aşkına ya. Bir börek yiyelim ya. Buraya gelmişken, Saraybosna'ya gelmişken bir börek yiyelim ya. Selamünaleyküm. Abi börek yok mu? He? Bu tarafa, tamam.
Sen ne satış ha? Bunlar şey falan sattı. Börek aşağıdaymış hacı. Bir börek yiyelim, bir börek. Bu nedir abi? Saç baş fırçası falan fistan. Evet. Neredeyiz? Posta Hersin başkenti Saraybosna'dayız arkadaşlar. Bakın bakır önemli. Demek ki kahveleri bakırdan yapacağız. Menemenleri bakırdan yapacağız. Çayları bakırdan yapacağız ya. Fiyatlarına bakalım abi. Bu 95. Posta Hersin var. 100 desen abi. $100 ya. $100 $50 falan yapıyor. 1700-1800 lira. Pahalı kardeşim. Pahalı. Burada börek varsa bir börek yerim ya. Ondan sonra Saraybosna'ya gittin tamam. Börek yemedim. Bunlar hikaye. Hacı dalalım bir içeri. Bakalım ne var. Bismillah. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Börek var mı abi? Börek. Olan nedir yapıyorsunuz? Nedir onlar? Köfte. Köfte. He, böreği nerede bulabiliriz? Börek. Nerede bulabiliriz? Börek burada. Börek. Börek ne o da neyim? Ne zaman razıyorum? Şapriyi çalıştığı. Burada börek varmış. Selamünaleyküm. Merhaba. Börek var mı? Şu. He, thank you. Burada börek varmış. Selamünaleyküm kardeşim. Kolay gelsin. Börek var mı kardeşim benim? Var abi. Ne yapmışsın baba? Böreği de bitirmişsiniz var ya. Var abi maşallah. Böreği bitirmiş. Maşallah. Ben ne yiyeceğim şimdi? Börek yok. Börek sana yapacağım şimdi abi. Taze. Canlı canlı taze taze börek yapabiliyor musun? Yapabiliyorum abi. Kardeş, ha oraya gelip bakabilir miyim ya? Abi biraz. Vay benim kardeşim geldin değil mi? Haydi kardeşim. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Oo, ne böreği kardeşim? Açalım biraz bakalım. Peynir börek abi of, taze of, çıkıyor. Peynir böreği. Peynir Türkiye'den böreği. Geldik abi. Maşallah Yusuf hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın baba iyi misin? Elhamdülillah. Sen ne kadar güzel yüzüyorsun. Misafirperver. Teşekkür. Abi. Burada da çalışıyorlar abi. Orada istemiyorlar. Allah razı olsun. Ev bana ev tamam. Bana. Tamam. Sen kaç dakika çıkar? Hemen. Beş, tamam. İki hazır. Sen kardeşim bir porsiyon getir kardeşim. Boşnak böreği. Tereyağlı mı? Tereyağlı. Gözlerinden öperim kardeşim. Tereyağlı olması önemli. Maşallah. Boşnak. Ne var abi bunun içinde? Boşnak böreği diyorlar buna. Peynir var abi. Boşnak böreği. En meşhur dünyada. Dünyada en meşhur? Evet abi. Kaç dakikada pişiyor kardeşim bu? Yarım saat pişiyor abi. Bravo babacığım bravo. Çayımızı abi, alacağız. Çay teşekkür ediyorum. Eline sağlık kardeşim. Haydi buyurun. Oo eyvallah. Maşallah. Ver maşallah kardeşim. Haydi abi. Saraybosna'ya gelir gelmez bir börek yerim ya. Şimdi sen gezmeden bu böreği nerede yiyeceksin? Yemezsin kardeşim. Dolayısıyla gezmek lazım. Gezmek önemlidir kardeşim. Tadına bakalım. Bakalım diye içimden. Oh, çok sıcak ya. Abi çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bakın böyle çok sıcak abi beklemek lazım beklemez yani. Böyle içi arkadaşlar peynir dolu ama çok sıcak çok dikkat etmek lazım tamam mı? Patatesli bir de ya peynirli ve patatesli. Çok sıcak abi çok sıcak bir porsiyon bu bayağı da doldu. Dur bakalım ne kadar sıcak. Bir çeftin ye dostum. Tadı güzel dostlar. Peynirli olması bir tarafta peynirli bir tarafta patatesli bir de tereyağlı olması iyi bir şey. Ne yapıyorsanız yapın tereyağlı yapın ya. Genelde bizde mesela poğaçalar çok margarin koyuyorlar. Zararlı arkadaşlar koymayın. Zararlı yapmayın. Margarinin plastikten bir molekül farkı olduğunu söylüyor. Doktor biyolog Aydın Salih, margarin yapmayın abi. Margarin ananızı perişan ediyor, bizi mahvediyor. Margarin değil, tereyağlı olacak. Boşnak böreği güzel. Tadını beğendim arkadaşlar. Ama bunun yanına biraz da domates olsa süper olurdu be kardeşim. Nerede? Mükemmel diye bir şey yoktur. Koy şuraya domates be kardeşim.
Koy şuraya domates be kardeşim. Baba domates de getirdi. Dedi ki domates olsun böreğin yanına. Domatesi getirdiler. Hacı keselim domates. Oo nefis ya. Köy domatesi bu ya. Kardeşim benim bravo güzel. Şöyle keselim. Aslında böreğin yanına domates verilmesi gerekiyor ya. Yeşillik şart ya. Ne yiyorsan ye yanına yeşillik koy. Ne yiyorsan ye. Börek mi yedin yeşillik koy abi. Çorba mı içtin yeşillik koy abi. Domatese bak kardeşim. Nefis kokuyor ya o. Börek güzel beğendim boşta böreğini. Domates olunca daha güzel oluyor. Kardeşim elinize sağlık. Böreği bitirdiniz mi? Genelde kalmıyor mu? Kalmıyor abi, gidiyor alma gibi. Günde kaç tepsi gidiyor kardeşim? Tahminen? Ama maşallah baya gidiyor lan. 10 dakika 15 dakikada bir tepsi götürüyorsun maşallah. 5 dakika bir tepsi. Maşallah. Gelen soranlar oluyor yok diyorsunuz. Yapmıyor musunuz tekrardan? Bitiyor. Belli bir saate kadar bitiyor mu? Gidiyor. Hep 15 dakika yeni çıkıyor. Kardeşim ben. Peki ne kadar kardeşim bizim borçla şeyin? Böreğimiz? Borç abi 12 çay hediye olsun. 12? 10 kahve yeter. 10. Kardeşim ben ikram mı yaptın bana? Ha? İkram mı yaptın? İkram 2 çay. Sağ ol kardeşim ben. Teşekkür ederim. Çay güzel abi. Sağ olasın. Kardeşine ikram yapmış ya. İşte böyle. Buyurun abicim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Beğendik böreği. Bravo. İsmi ne? Belki gelen olur. Söyle Emir. Emir. Peki. Lokantayı sen mi işletiyorsun burayı? Lokanta ben abi. Saraybosna böreği en iyi Bosna'da. Bu genç yaşında burayı işletiyorsun. Evet, bravo. Abi. Tebrik ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. YouTube neredeyiz? YouTube'a giriyorsun. Neredeyiz yazıyorsun. Neredeyiz? Okey. Thank you very much. Sağ ol. Kardeşim ben Türkçe'yi de güzel konuşuyor. Hacı börek güzel. Aferin. Fena değil. Böreği beğendik. Böreğin yanında tabi domates olması lazım. Yeni keşfettim. Normalde ben Türkiye'de çok börek yemiyorum. Çünkü margarinli olunca yiyemiyorum. Tereyağlı. Adam yaptı abi yanında. Tereyağlı gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. Peki böreğin yanında ne olmalı? Yeşillik. Özellikle domates olması gerekiyor. Ben bunu söyleyince sonra da duydu. Domatesi getirdi. Doğradık yedik. Yani ne yapıyorsa yap, iyisini yap. Bizim başımız ağrımasın. Margarin koymayın, sonra hastalıyoruz kardeşim. Tereyağı, zeytinyağı. Burada bir kere gitti geldik herhalde. Dur bakayım. Şöyle gezelim. Önce bir sim kartı ayarlayalım. Sim kartı ayarlayacağız arkadaşlar. Evet, yemeğimizi yedik. Sıra sim kartta. Nerede bu sim kartı ya? Ne bileyim, hacı bir gezelim bakalım. Böyle hediyelik, medyelik eşyalar falan var. Hafiften bir baş ağrısı var çünkü şey... Demek ki yemeği çok geç yedik. Abi yorulduk be kardeşim. Bizim işimiz de kolay değil ya. Uçakla geldik. Kaç saat falan geldik. Uçakta su bile vermediler. 2,5 avroya su aldık ya. Allah aşkına ya. Ya Özbekistan Airbus var ya bence dünyanın en iyi firması. Adamlar bir yemek veriyor. Adamlar bir kahvaltı veriyorlar. Adamlar bir meyve suları veriyorlar. Bir çay veriyorlar. Bir su veriyorlar. Bir ilgileniyorlar. Bizim hava yollarında bir şey var bence. Yani suyu da parayla verilir mi ya? Şaka kardeşim bu. Bu bir şaka olmalı ya. Şaka değil ama gerçek yani. Suyu bile parayla içtik. Neyse devam hacı. Sim kartı alacağız bakalım nerede alacağız. Genelde buralar hediyelik eşyalar dostlar. Mekan önemli kardeş. Yani dizme de çok önemli. Bak adam nasıl dizmiş. Böyle böyle böyle. Çantalar, mantalar. Yapmış burada. Neredeyiz? Saraybosna'dayız arkadaşlar. Geziyoruz buraları. Bir sim kartı arıyoruz. Kalabalık arttı dostlar. Demek ki serinlik olunca böyle artık kalabalık artmaya başladı. Biraz gezelim ilk günde ne yapabiliriz? İlk günde bakalım ne yapabiliriz? Nereleri gezebiliriz? Ne yapıyorlar abi? Sarımsak falan mı? Öğütüyorlar. Ne yapıyorlar? Sokaklardayız kardeş. Gezelim. Arkadaşlar merkezdeyiz. Saraybosna merkezi. Buralar hep hediyelik eşya satıyor. Merkez. Yani turistlerin yoğun olarak geldiği yerler buralar. Hep merkezi yerler burası.
Yani burada kafeteryalar var, efendime söyleyeyim. Börekçiler var, yemek var. Bak adam burada dondurma bir şey yapıyor. Var mı hareketler hareketler? Dur bakayım hele. Evet, sen gel çocuğum. Aslında ben Beşiktaş'ım, hadi sizden kardeş sayın. Ben Galatasaray'da oyun yapıyoruz. Gel buraya Muhammed Ali, buraya gel. Hey! Adın neydi? Ömer. Ömer'in adaletinden şaşırmakta fayda var. Hep beraber. Bunlar cevabı gibi amca. He, yemişsin. Pasta böreğine gelmişsin yarıma. Tabii dondurma şovu herkes yapamaz abi, kolay değil yani. O şovu yapmak, şey yapmak kolay değil. Ama abi iyi bir abiye benziyor. Bu arada Ziraat Bankası da var ha. Gel buradan para çek kardeş, param varsa Ziraat Bankası mutlaka komisyon alıyorlardır. Dedim ki dostlar buralar kalabalık yerler. Tamam mı? Kalabalık. Merkez burası ya. Saraybosna'ya geldiğin zaman buraya geliyorsun. Tabii. Başka da bir yere gitmiyorsun. Buraya geliyorsun, işi bitiriyorsun. Allah'ım. Dur lan ne öyle? Adam çoluk çocuğuyla birlikte çıkmış be kardeşim. Ne yapsın adam? Sim kartı nerede ya? Ulan kazık girmeden bir sim kartı alsaydık iyi de. Abi şurayı görüyor musun ya? Aslında benim dikkatimi şuraya çekti ya. Şu yeşilliğe bakar mısın? Şu ormanlık. Yani o ormanlığın hemen o dağın yamacında o evlerin yapılması ne kadar güzel ya. Mükemmel bir şey be kardeşim. Arkadaşlar 100 dolar neredeyse bitiyor. Bir 100 dolar daha bozalım. Ne olacak lan? Pahalı kardeşim. Abi her şey pahalı ya. O taksici var ya, taksici. Taksi yine benden fazla para aldı abi. Taksi ne kadar aldı? 25. Ne 25 ya? 30 Bosna Hersek marka aldı. 30 Bosna Hersek marka nedir? 15 dolardır abi. 450 TL. Ya taksicilerin geneli gerçekten vicdansız, merhametsiz. Ben tam farkında değildim. Maalesef bir kazık yedim, tamam. Öbür taksiciler 30-35 avro falan istiyorlardı ama bu da abi aldı. Yani 30 Bosna Hersek marka aldı gerçekten. Taksicilerin geneli çok sıkıntılı kardeşim. İyi taksiciler var mı? Vardır ama geneli sıkıntılı kardeşim gerçekten. Bak buradan bile seni kandırmaya çalışıyorlar. Ya her tarafta öyle be kardeşim. Bu nedir ya? Yandex Go'yu kullanmak lazım. Burada Yandex Go var mı yok bilmiyorum. Hızlı geldim. İşte o sim kartını aldık. Şimdi sim kartını aldık. Sim kartını kaç aldık kardeşim? Sim kartı 20 GB galiba. 10 dolar falan. Her şey pahalı kardeşim. Kesinlikle. Artık yaşamak istiyorsan, yani rahat bir yaşamak istiyorsan aylık bir 60-70 bin lira alacaksın kardeşim. Özellikle evlenen gençler bunu iyi düşünsün. Paran varsa evleneceksin. Paran yoksa evlenme. Sıkıntı olur. Bak ben söyleyeyim. Paran varsa, bir işin varsa, kendine güveniyorsan evlen. Ama güvenmiyorsan evlenme. Buna dikkat etmen lazım. Neyse biraz gezeceğiz. Biraz para bozalım ya. Bayağı bir para harcıyoruz ha bu arada. Hayırdır kardeş? Para mı çok? Ne oluyor? Nereye gidelim? Şuraya bir gidelim. Bir para bozalım biraz. Baba bir şey kokusu var. Bir kebap kokusu var ama artık bir zahmet o kebabı da yarın yiyelim. Uzbekistan daha rahattı böyle otel bulmak. İyi otel buluyordu. En azından 500-600 TL falan. En fazla 700 TL falan neyse otel buluyorduk. Güzeldi oralar. Çok temizdi. Gerçekten kaç tane ülke gezdim? 8 tane ülke gezdim abicim. Ben Özbekistan otelleri kadar temiz otel görmedim kardeşim. Bulmadım. Mükemmel otelleri var babacığım. Bu nedir bak. Şöyle bakıyoruz abi ne var? Dizmiş hacı buraya. Badem baklava. Baklava iyidir hacı. Baklava tereyağlıysa iyidir. Margarinsa bittin öldün geberdin gitti. Tereyağlı olacak. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu da galiba bizim Bosna Hersek Saraybosna'nın kahvesi ya. Evet. Yarım kilo ne kadarmış hacı? Yarım kilo burada 10 Bosna Hersek markı. Nedir 10? 5 dolar. Yani 5 dolar 150 TL. How much money? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. 5 euro. 5 euro'muş arkadaşlar. Mark dolar. 5 euro'du ya. 5 euro 100. Ne yapar ya? 35 40 olsa 200 TL falan. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kahve burada çıkıyor. Kahve lan canım kahve çekti. Dur lan dur. Vallahi canım lan kahve dedik canımız kahve çekti. Dur ya. Bir kahve içelim. Canımız kahve çekti. Dur. Hemen bir kahve içelim. Güzel bir Osmanlı kahvesi bulursak bir kahve içelim ya. Ya kahve hak ettik mi? Ne bileyim ben kardeşim ya. Bir kahve içelim dostlar. Keko. Şöyle. Saraybosna'dayız. Anladık 50 kere söylemedim ya. Baba bunlar ne böyle?
Evet. Kardeşim, 50 kere söylemenin bir anlamı yok. Kahveler bunda yapılır. Cezvede yapılır ya. Bu cezveler önemli be abicim ya. 50 kere aynı yere gelmişiz. Burada farklı farklı yerler var ya. Abi bak ha. Aa, paralar demek. Bunlar eski paralar abi. Çağlar. Selamun aleyküm abi. Kolay gelsin. Başka ne var abi burada? Ha, burada... Neler neler var burada abicim. Var ya. Durgun mu? Eski durgun mu? Vay neler olmuş burada ya. Sküt. Allah Allah. Excuse me. Antikacı abi. Yazıyor ya. Abi şuraya bakar mısın ya? Kim bilir kaç yıllık bunlar ya. Ay. Teşekkürler, thank you. Arkadaşlar Saraybosna'da fiyatlara bakalım böyle. 2 dolar, 7 dolar, 5 dolar, 3,5 dolar. Bu ne yapar? 3 dolar falan işte. Sorry. Bu güvercinlere çok dikkat etmek lazım. Çarpabilir. Dikkat etmek lazım. Oğlum kahve mahve yok mu ya? İyi ki bir kahve içelim dedik ama. Kahve mahveyi boş verelim. Benim şimdi hostelde termozum var. Orada sıcak su kaynatacağım. Çayı da getirdim, Türk çayını yanına. Yani orada çay içmek abi. Fazla da para harcamayalım. Çünkü abi var ya ateş ateş. Pahalı kardeşim. Her taraf pahalı be abicim ya. Zaten taksicilerden kazık yedik. Nedir lan bu bizim taksicilerde çektiğimiz? Abi genelde hakikaten bu taksicilerin sıkıntını bayağı. Ya çok iyi taksiciler muhakkak vardır. Ama genelde bak her ülkede sanki kaç tane ülkeye gittim. Abi dikkat etmesen var ya seni kandırırlar. Ciddi şey mi kandırıyorlar ya? Ayıp ya. Arkadaşlar böyle bir kıç odada bayan da kalıyormuş bilmiyordum. Bayan kalıyormuş bilmiyordum. Şimdi ben bu olayı değiştireceğim. Kardeş yani böyle kıçık bir odada bayan ve erkeklerin kalması sakıncalı hacı. Ben şimdi kendime güveniyorum da. Ne olur ne olmaz, işi sağlama alalım, gidip odayı değiştireceğiz. Oğlum bu hostel ne işmiş hostel ya? Gerçekten hosteller rezalet olabiliyor yani. Hakikaten rezalet olabiliyor. Saraybosna'ya geldim bugün. Franz Ferdinand hostelde kaldım. Karma olduğunu bilmiyorum. Ufacık oda, kıç kadar bir oda. Odada 3 tane erkek var, bir tane de bayan var. Böyle ranza arka arkaya, üst üste daha doğrusu. Ya ben dedim ki ben hani bana karma oda olduğunu bilmiyordum. Bana kalmayı verin. Hani erkeklerin bulunduğu bir yer verin. Bize ters kardeşim. Bizim inancımıza göre ters yani. O ufacık odada bayanlarla erkeklerin birlikte olması şey değil. İyi kendime güveniyorum da. Karşıya güvenemiyorsun ki kardeşim. Bir sıkıntı olsa ne olacak? Al başına belayı. Sonra çıkamazsın iş içine. Neyse dedim ki kardeşim. Dedim bak bu oda karma. Bu odayı değiştir dedim ya. Bana erkeklerin bulunduğu oda ver. Özgürüm diyor. Odalar dolu diyor. Sen bunu rezerve etmişsin. Yani sıkıntılı. Gerçekten hosteller çok sıkıntılı. Çok dikkat etmek lazım. Kötü bir durum. Rezalet hostel. Paramızı da vermediler. Ben de çıktım. Dışarı çıktım. Allah kerim inşallah güzel temiz yer buluruz. İyi başlamadık. Saraybosna'ya iyi başlamadık. Vallahi nasıl gidecek ben de bilmiyorum. Böyle bazen sürprizler, kötü sürprizler de olabilir. Yani her şey böyle güllü gülistanlık değildir. Sıkıntılar olabilir. Devam. Resmen hayal kırıklığı. Yemin ediyorum hayal kırıklığı. Ya bir otel. Yani bir otel 100 avro olur mu ya? 100 avro diyor. 100 avro. Abi diyor ki 90 avro olur. Hadi orada çalışan bir Türk arkadaş vardı. O da çalışıyor orada. Diyor patronla konuşurum 90 avro falan yaparım.
Ya dur 5'te o 80 avro. Abi nedir ya? Oğlum bu kadar pahalı nedir lan bu? Abi oteller çok pahalı ya. Yani var ya artık YouTuber'la gezemiyor kardeşim. Nedir lan bu? Abi bir gün yani 3000 liraya 4000 liraya nasıl kalacaksın be kardeşim ya? Çok pahalı. İyice abarttılar. İyice cılkını çıkarttılar. Hacı devam ki. Şöyle biraz gidelim. Arıyoruz. Yani otel, hostel arıyoruz. Hostellerde hiç sevmiyorum. İğrenç ya, iğrenç. 3-4 kişi kalıyor. Karma, bayan, erkek. Ne oldu belli değil. Karma, saçma sapan şeyler abi. Allah yardımcımız olsun kardeşim. Vallahi kendimizi dışarı attık. İnşallah iyi yer buluruz. Bulamazsak da dışarıda yatarız. Nedir bu hacı? Bu nedir bu? Nedir bu? Orada bir şeyler demek ki. Ateş yanıyor hacı. İyice abarttılar kardeşim ya. Bu kadar da olur mu ya? Yani bu nedir Allah aşkına ya? 50 kere aynı şeyi tekrar ediyorum ama bu nedir abi? 3000, 4000 nedir ya? 100 avro diyor be kardeşim ya. Allah'tan korkmazlar ya. Bu kadar olur mu? Bu kadar pahalı olur mu ya? Ulan geldik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz kardeşim. Bakalım yer bulacak mıyız? YouTuber'lar gerçeği anlatmıyor, anlatmıyor. Ciddi söylüyorum. Abi gittik kaldık, ucuz şu bu. Lan ne ucuzu lan? Ne ucuzu? Bir otel olmuş 3000, 4000 ya. 3000, 4000 lira otel olmuş. 100 avro otel olmuş. Gelip abi izliyorsun. Abi çok ucuz. İşte şu kadar, bu kadar. Abi anlatmıyorlar gerçeği. Yer bulamıyor. Ne kadar pahalı ya. Anlatıyor, geçiyor. Kardeşim gerçeği anlatsanıza ya. Gerçeği anlatmıyor abi. Sallıyor, yalan, düzenbaz. Ondan sonra milyonlar izleniyor. Yalan kardeşim. Gerçeği izleyin abi. Adam gibi adamları izleyin ya. Çarşı, hava serin. Otel arıyoruz. Bakalım adam gibi bir şey bulacak mıyız? Bu nedir ya? Vallahi billahi ya. Lan her taraf dolu ya. Dolu ya, bu kadar pahalı dolu. Lan diyorum bizde herhalde otel pahalı. Bizde buluyorum 1000 lira, 1000 lira, 1500 lira, 800 lira, 900 lira falan pahalı diyor. Ne kadar pahalı, ne lan bu? 4000 lira, 100 lira, ne oğlum bu? Derdin ne yani, ne kadar pahalı, nedir yani bu? Hayret bir şey ya. Sırtımda 15 kilo vardır belki. Sinirden aldım çantamı, dışarı çıktım. Geziyorum da kardeşim, bu nedir ya? Nedir ya, bu kadar pahalı nedir ya? Gebereceksiniz lan. Bu kadar 4000 lira, 5000 lira nedir lan bu? Ayrı bir şey ya. Böyle geldik içeri. Burada da kitap satıyorlar. Biraz okusanız da kafanız çalışsa be kardeşim. Vallahi billahi ya. Ya bu kadar olur mu ya? Biraz insan olur mu ya? 60 orada 4000 lira, 5000 lira, 100 avro. 100 avro veriyorsun. Hadi 100 avro diyorsun. İçiye ne kadar veriyorsun? İçiye ne kadar veriyorsun? İçiyi de süründürüyorsun. Valla içiye iyi para versen tamam da içiyi süründürüyorsun kardeşim. Hayret bir şey ya. İyi başlamadık biliyorum. Saraybosna hiç iyi başlamadık. Tam bir hayal kırıklığı, tam bir hayal kırıklığı. Anlatıyorlar şöyledir, böyledir. Oğlum gerçeği de anlatın, gerçeği de. Yani bir şeyi nasıl anlatırsın? Eksiğiyle artılarıyla anlatman lazım. Ama YouTuber'lar maalesef çoğunlukla YouTuber'lar artıyı anlatıyor. Kardeşim yani tamam pozitif güzel şeyler vardır ama o negatifleri de anlatmak zorundasın. Niye negatifleri anlatmıyorsunuz ya? Her şey güllü gülistanlık, güllü gülistanlık diyorlar. Ya öyle şu abi. İşte bu yanlış. Vallahi billahi ya, hayal kırıklığı ya. Dostlar gereken istişareleri yaptık. Danışmamız gereken. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Eyvallah. Gereken, dostlar gereken istişareleri yaptık. Danışmamız gereken yerlere danıştık, istişare yaptık. Abi kalacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü burada o kadar oteller pahalı ki. Bu nedir ya? 3500, 4000 falan, 5000, 6000, 7000 nereye uçuyorsunuz? Gebereceksiniz kardeşim. Ama yapacak bir şey yok. Hostele geri döneceğiz. Çünkü yok, yer bulamadım ben. Yatacak yer yok. Allah'a emanetiz dostlar. Devam ki. İnsana dondurma yer mi burada bayağı bir? Abi işte ilgi olursa yer ya. Kim olursa olsun. Evet, güzel. İlgi olacak yani.
yabancı geliyor. Ona böyle hani lakayt değil de insan gibi davrandığın zaman evet. O da anlıyor zaten. Sen değer verdiğini anlıyor. Doğru. Dondurma kendin mi yapıyorsun? Evet efendim. Maraş'tan sağ olun. Abi kendine iyi bak. Bağ Çarşı burası. Burası Bağ Çarşı. Sağ abi kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağ olasın. Maraş'a bir selam söyle abi. Kahraman Maraş'ıma sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Eyvallah. Evet arkadaşlar, abimizi de dinledik. Maraş'a selam söyledi. Biz de buradan tam dünyanın merkezinde Saraybosna'nın Bağ Çarşısı'ndan bütün Türkiye'ye, bütün takipçilerimize selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bir kebap kokusu var buralarda. Bir kebap yiyelim baba. Zaten yok zaten ya. Abi Bağ Çarşı burası. Ne diyor? 30 yani 15. Bu 15 dolardı kardeşim. Yarısını alıyoruz 15 dolar. Şu 15 40 dolar. Avro demiş lan. 10 avro abi nedir? Fair midir? Fair midir? Dünyayı mı kurtarıyorsun? Ne yapıyorsun be? Abi her şey pahalı. Neyse bir yemek yiyelim baba. Dalalım böyle bir şey. Ablacığım kolay gelsin. Hayırlı işler. Buranın köftesi var mı? Köftesi meşhurmuş. Köfte yemeye geldik. Buranın köftesi var mı? Var var. Efendim? Var var. Bekliyorum bir dakika. Abi yok. Burada gülümseme tebessüm olmadığı için buradan çıktık. Çünkü bir yerde tebessüm gülümseme yoksa yediğin yemeklerin tadı da olmaz. Ya o yemekler zehir gibi olur. Abi adam gülmüyor. Yani oradakiler çalışanlar gülmüyor. Çalışanlar gülmeyince işimiz olmaz. Tebessüm güler yüz şart. Adam asık surat lan ne yapacaksın? Olmaz. Bakacaksın esnafa. Orada suratsızlık varsa çıkacaksın. Bak bakayım. Dalalım bakalım. Selamünaleyküm. Abi kolay gelsin. Buranın köftesi meşhurmuş galiba abi. Köfte yapabilir miyim abi? Bir porsiyon. Ustam kolay gelsin. Evet. Şuralarda geçelim ya. Hacı buralarda bir şeyler var da. Bir kavga gürültü mü var ne var bilmiyorum. Geziyoruz da köfte yapabilir miyim? Bir porsiyon. Bir porsiyon. Bir porsiyon. Bir tane köfte. Arnavut. Anav. Türkçe yok. Türkçe yok mu? Köfte yapacaksın ya köfte. Saraybosna niye İstanbul abi? İstanbul. Saraybosna köfte. Bir tane köfte yapacaksın. Bir porsiyon. And some bread as well. We'll go. Hakikaten bizim ülke Türkçe gibi yemek yapan yok. Bulamazsın ya. Bulamazsın. What is this? İsim, isim. What is your name? Beat me. Beat me. Like beef. Do you know what beef is? Beef, okay. Beef, meat with beans. Thank you, thank you. Tamam, bir şeyler söyledi ama anlamadık. Hacı ne anlamadım? Baba böyle bir yemek yedim, 5 dolar falan. Ekmeği güzel, ekmeği çok beğendim çünkü ekmek şey, kepek ekmeği çok güzel. Tam tadı nasılmış? Abla gülüyor yalnız, abla gülümseme. Bismillah. Evet. Tadı güzel. Yemek yedik, salata yedik. 6,5 dolar falandı galiba. Yani 200 TL'ye yakın. Her şey pahalı. Bıktım ulan bu pahalılıktan. Oteller çok pahalı. Hosteller normal, ucuz diyebiliriz. Ama hosteller de kötü kardeşim. Dostlar kışın bunlar iyidir. Böyle soğuk yerde Ardahan, ne bileyim Sarıkamış, Rusya'ya falan gittiğinizde bunları giymek iyidir dostlar. Ne kadar güzel yapmış. Devam. Burada bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Millet sıraya girmiş merak ettim ya. Güzel güzel. Ne yapıyorlar bunlar? Merak ettim ya. Ne o? Kraliçe mini kral. Daha kebap yemedik ya. Dedik bir kebap yiyelim. Kebap yemedik yani. Köfte yemedik. Niye? Abi gittik mi dükkana asık suratlı. Güler yok, güler yüzü yok, tebessüm yok lan. Asık suratlı insanın yemeği yiyemez ki. Arkadaşlar sonunda hastalandım. Ufacık bir odada 4 kişi falan kalıyorlardı. Kapatmışlar kapıları, pencereleri, parfüm sıktılar, kokular sıktılar. Sonunda hastalandım. Vallahi hastalandım. Sabah kalktım bir kustum. Tabii kusmak zorundasın. Hastalandığınız zaman kusmanız gerekiyor. Bir şeyler dokunduğu zaman kusmanız gerekiyor. Şimdi bir kahvaltı arıyorum da. Bakalım bir kahvaltı bulabilirsek. Abi hastalandım ya. Bu nasıl bir şey ya? Bu nedir ya? Allah Allah. Hosteller tam bir rezalet.
Bakalım nasıl iyileşeceğiz. Çünkü hasta olmamız kötü. Bir gezginin hasta olma lüksü yok. Saraybosna merkezine gittim, dedim bir kahvaltı yapalım. Yani hani böyle peyniridir, zeytinidir, menemenidir, böyle güzel bir yer bulayım. Dedi ki burada bir Türk işletmeci var, işletiyor dedi. Abi gittim de yalnız yapma kardeşim be. Çay çok kötü. İçmedim. Abi bir iki yudum içtim, geri verdim. Çay parasını da vermedim. Dedim bu nasıl bir çay ya? Abi niye güzel yapmıyorsun? Menemen. Abi yok. Yok. Ya diyor burası Türkiye'de. Kardeşim sen Türksün ya. Sen oradan gelmişsin. Sen kendini göstersene abi. İşin en iyisini, yemeğin en iyisini, kahvaltının en iyisini yapsana be kardeşim ya. Abi yok ya. Vallahi yani iyi bir şey bulmak çok zor. Gerçekten zor. Bulamıyorsun abi. Asık suratlar, tebessüm yok, güler yüz yok. Bulamıyorsun. Ben de bayağı bir hastayım. Bakalım ne olacak. İyi olacak inşallah. Hayatımda ilk defa bir hostelde kaldım. Maalesef rezalet. Bir tane ufak oda, kıç kadar bir oda. Hani ufak oda diyelim de. Abi 4 kişi kalıyor. Bir tanesi bayandı. Parfüm bir sıktılar geceden. Parfüm, koku, deodorant. Sabah bir kalktım hastalandım. Yemin ediyorum. Hastalandım. Öldüm. Hastalandım. Hala hastayım. Tabi hastalandığım zaman, bir şeyler dokunduğum zaman ilk yapmanız gereken şey kusmaktır arkadaşlar. Kusacaksınız. Bunun ilk ilacı kusmaktır. Başın mı ağrıyor? Kusacaksın. Ne bileyim, şeker mi yükseldi? Kusacaksın. Bu önemli bir şey. Doktor Björk Aydınsağ'ın kitabında yazıyor. Abi kustum. Yani zaten giderken, çarşıya böyle yürürken dedim gidin bir kahvaltı yapayım. Abi kendimi ağacın altına zor attım. Kustum abi. Yani hosteller, bilmiyorum, ben hayatımda ilk defa kaldım. Abi rezalet abi. Hastalandım ben. Neyse çıktım. Yani 3 kuruş yani. Biraz fazla verin ama otellerde kalın. Tek oda olsun, geniş olsun, ferahlık olsun, camları açın. Yani rezalet ya, vallahi yemin ediyorum. Saraybosna'ya çok iyi başlamadık. Hastayım hala. Bu ne abi? Kilise çan çalıyor. Saat kaç? Bakayım. 11 abi. Bu bir kilise. Herhalde eski bir kilise. Tarihini bilmiyorum. Ama hasta olduğum için fazla bakamayacağım. Neyse gidiyoruz abi. Gidiyoruz. Hasta olmamak lazım. Onun için çok dikkat etmek lazım. Enerji sürekli yüksek olması lazım. Çünkü hasta olursanız maalesef kötü oluyor yani. İyi olmuyor yani. Gerçekten. Ya zaten şeyler çok pahalı, oteller çok pahalı. E kardeşim hostelde kalıyorsun, hostelde rezalet ya. Abi rezalet ya. Devam hacı, devam. Evet. Böyle bir pazara girdik. Nerenin pazarı bu? Saraybosna'dayız arkadaşlar. Şöyle bir pazara girdik. Neler varmış? Pazar güzel gözüküyor. Ben beğendim pazarı. Fiyatlara bakalım. Evet, bu pazarı beğendim. Burada karpuzlar var. Ne alırsan al, çekirdekli olmasına dikkat et abi. Tabi insanların durumu olmadığı için böyle yarım karpuzda ya da çeyrek karpuzda alabilirler. Kavunda olduğu gibi. Fiyatları niye yazmadınız? İnsanlar almasın diye mi? Anlamadım. Adam bak burada fiyatları yazmış. İncir 8, yani 4 dolar. 4 dolar ne yapar? Hesapla. Fiyatlar burada. Ben biraz incir alayım ya. İncire bayılıyorum. Burada 2 dolar arkadaşlar domates. Güzel domatese benziyor. Ben biraz incir alayım ya. Bak yumurta güzel. Köy yumurtası. He. Pazar böyle arkadaşlar. Saraybosna'da kurulan bir pazar. Benim canım incir çekti. Biraz incir alayım. İncir. Monster'a gideceğim de bakalım gidebilecek miyim? Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.